Mehmet Hoca oluyor. Bu 314 doğumlu. Yani 1898 doğumlu oluyor. 314'e denk geliyor. 7 sene cephede savaşmış. Efendim ilk önce Antep'e gitmişler. Fransızlar savaşmışlar. Yani o günleri anlatıyordu babam böyle, o savaş günlerini. Fransızları sürdükten sonra, kendi ifadesi bu yani. Fransız sürdükten sonra bunları Haymana'ya, Yunan Harbi'ne almışlar. Fakat o Fransızlar savaşırken o günleri yani şöyle özetliyordu. Akşama kadar eğitim yaparız diyor. İkinci gün cepheye gideceğiz diyor. Cephede yani öyle çetin savaş var ki diyor. Yani anlatılmaz diyor. Her tarafımızdan ter köpük gibi akıyor böyle diyor. Eğitim yapıyoruz. Eğitimden sonra cephede. Akşam oldu mu diyor savaş durur diyor. Şeye geliyor diyor çadırların oraya. Fakat yiyecek bir şey yok diyor. Karavanın içerisinde nohudula fasulye deneler olur. Böyle tabağa dökerler onu yerdik diyor. Ah karnımız doysa da sabaha kadar taş çeksek. Bunu söylüyordu yani. Aç karnına savaşmışlar ya. Haymana Harbi'nde de işte Yunan'la 7 sene cephede savaşmış. 7 sene sonra İzmir'de Yunan'ı denize dökmüşler. Denize dökmüşler. Her şey savaş bitmiş yani. Ben diyor bizzat çekildim şöyle diyor. Konak diye bir yer varmış diyor. Oradan denize bakıyorum diyor. Denizin yüzünde öyle bir şey var diyor. Dalgalanan şöyle. Bu nece diye elimi şöyle tuttum. Bir baktım bir şapka dolu diyor. Bütün boğulmuş Yunan ölmüş. Şapkaları denizin yüzünde yüzüyormuş. Sonra demişler ki bunlara asker serbestsiniz haydi demiş. Komutan gidebilirsiniz. Bunlar da dağılacaklar tabii memleketlerine. Babam da köye gelecek Alatya'ya. Fakat uyanıklığından bilmiyorum neden üzerime baktım diyor perişan diyor. Varayım komutana söyleyeyim dedi bir elbise isteyelim dedi diyor. Vardım komutanım böyle böyle oldu. Savaş bitti bize serbestsin dediniz. Ben anamı babamı yanına gideceğim ama ben 7 senedir savaştım. Fakat şu elbiseyle ben nasıl varacağım utanıyorum demiş. Bir iyisi varsa ne olur şu elbisenin bir iyisini verin bana dedim. Emir Erdin çağırdı diyor. Götür bu askeri depoya. Gelsin baksın beğendiğini alsın giysin dedi diyor. Bu erle diyor depoya geldik diyor. Tabii ben oradan elbise çekip giyeceğim. Oradan köye gideceğim diyor. Kapıyı açtı içeri. Gir hadi asker beğendiğini giy dedi diyor. İçeriye girdim gezdim. Yığınları dağıttım diyor. Balya balya elbiselerdi. Baktım her şey. O kadar gezdim baktım ki diyor bulabilirim diye. En son baktım ki diyor. İşlerinde en iyisi benim üzerimdeki. Öyle geldim diyor yani köyümüze.